Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sarhoş olmayacak kadar içmek caiz midir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Allah-u Teala insanları yeryüzünde imtihan ediyor ve haram ve helal ölçülerini bize bildirmiş. Bazı şeyler helal, bazı şeyler haram. Yeme içme noktasında da diyelim domuz eti haram ama koyun eti helal. İçme noktasında süt helal ama rakı türü, şarap türü şeyler bunlar haram. Allah-u Teala haram ve helali beyan etmiş. Bize düşen o haram ve helal ölçülerini iyi bilmek, ona göre hayatımızı tanzim etmek. Allah-u Teala'nın helal kıldığı şeylerde güzellikler vardır. Haram kıldığı şeylerde asla bir güzellik söz konusu değildir. Dolayısıyla Allah-u Teala madem ki insanları imtihan ediyor, insanın tabiatında günahlara da meyil var ama o meyile rağmen insan o günahlardan uzak kalmaya çalışması gerekir. İşte günümüzde Müslümanlar arasında da yaygın olan günahlardan bir tanesi maalesef içki. Kur'an-ı Kerim içkiyi pislik olarak belirliyor. Yani içkinin pislik olduğunu ifade ediyor. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlem ricsun min ameli şeytan. Yani içki, kumar, falokları ve dikili taşlar bunlar diyor şeytanın amelinden bir pisliktir. Yani şeytan bunları yaptırır. Şeytan işte içkiyle, kumarla insanları birbirine düşürmek ister. Şeytan fal oyunlarıyla, talih oyunlarıyla milleti meşgul etmek ister. Şeytan bir takım şeyleri diktirerek Allah yerine bunlara ibadet edilmesini ister. Demek ki şeytanın aldatma yollarından bir tanesi de içkide kendini gösteriyor. Ve içki bir pislik. Nasıl ki çok güzel temiz gıdalar var. İnsan bunlardan istifade ediyor. Ama affedersiniz bazı böyle pislik böcekleri var. Pislik böcekleri pislikten lezzet alıyor. Mesela mayıs böceğini düşünün. Mayıs böceği nerede bir pislik varsa onu yuvarlamaya çalışır. Gerçi bu onun görevidir. Ayıplayacak değiliz. Bazı insanlar da temiz olan şeylere meyletmiyor, pis olan şeylere meylediyor. Helalden istifade etmek yerine haram yolda gitmeyi tercih ediyor. Halbuki aklı selimle düşünülecek olsa içki akıllı bir insanın tercih edeceği bir şey değil. Çünkü içki aklı uyuşturuyor, aklı iptal ediyor. Belki o insanın bazı dertleri var. O anda o dertlerini unutuyor gibi görülebilir. Toz pembe bir dünyaya kendini girdiğini zannedebilir. Ama bunlar sadece bir zandır. Gerçek anlamda onu sıkıntılardan kurtaracak bir durum değil. Geçici bir tedbirdir. Dolayısıyla oralarda çare aramamak lazım. Çare içimizdedir. Bir insanın derdi varsa dermanını da arar bulur. Ama bunun dermanı içkiyle bunu unutmaya çalışmak değildir. Veya kendini uyuşturmaya çalışmak değildir. Günümüzde bazıları az miktarda içilirse bunun bir zararı yok. Kur'an'ın yasaklamış olduğu işte kör kütük sarhoş olmak, ne yaptığını bilmez hale gelmek zannediyorlar. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu bize bildirmiş. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Yani bir şey çoğu sarhoşluk veriyorsa az miktarda içilmesi o da haramdır. Öte yandan bira türü şeyler. Bunlarda alkol oranı %6 civarında belki. Velev %1 de olsa bunu içmek caiz değildir. Yani madem ki onda alkol var, çok içildiğinde insanı sarhoş hale getiriyor. Az içildiğinde de bu yine yasaktır ve haramdır. Deli birisine sormuşlar. Demişler ki sen içki içer misin? O da çok akıllı bir cevap vermiş. Demiş ki içmem. Hem demiş niye içeyim ki? Akıllı insanlar içtikleri zaman bize benziyorlar. Biz içki içsek ne hale geliriz kim bilir diyor. Gerçekten de akıllı insanlar içki içtiklerinde acınacak bir hale geliyorlar. Öyle ki düğmesini ilikleyemeyecek bir zavallılık içinde oluyor. Ne dediğini bilmeyecek bir duruma geliyor. Ve öte yandan ağzının kokusu ayrı bir şey. Bunun ekonomik külfeti daha ayrı bir durum. Evde meydana getirmiş olduğu sıkıntı daha başka bir durum. Yani sıkıntı içinde sıkıntı, dert içinde dert. Bu
asla özenilecek bir durum değil. Böyle olmakla beraber maalesef günümüzde belki önce bir biradan başlıyor, küçük alkollü bir şeyden başlıyor ama ardından kör kütük sarhoş haline gelebiliyor. Ve tıbben bunun savunulabilecek hiçbir noktası yoktur. Allah-u Teala içkide insanlara ilaç yaratmamıştır. İçkide tedavi diye bir şey söz konusu değildir. Ama dini hassasiyeti olmayan bazı doktorlar belki bazı hastalarına konyak türü veya bazı şarap türü şeyleri tavsiye ediyorlar. Mesela işte diyelim birisi zayıf mı? Eğer şarap içecek olursa daha kilolu hale gelebileceğini söylüyorlar. Sen işte fazla aşırıya gitmeden içki iç tarzında söylüyorlar. Bu aslında akıllı bir doktorun, vicdanlı bir doktorun yapabileceği bir şey değil. Ama dini hassasiyeti olmayan kimseler de içimizde var. Kendisi belki içtiği için başkalarını da buna teşvik edebiliyor. Halbuki aklı selimle düşünüldüğünde içki tasvip edilecek bir şey değildir ve zararlıdır. Sigara nasıl zararlıysa içki ondan daha da zararlı. Sigara genelde harama yakın mekruh kabul ediliyor. Ama içkinin doğrudan doğruya haram olduğunda herhangi bir tereddüt yok. Bugün Batı dünyası, Hristiyan dünya ve başka dünyalar bunlar içkinin haram olduğunu kabul etmiyorlar. Yani onlar kendi dinlerine göre bunu helal kabul ediyorlar. Ama kör kütük sarhoş olmak onlarda da yine istenilen bir şey değil. Onlar bu şekilde kör kütük sarhoş olmama noktasında kendi insanlarını uyarmaya çalışıyorlar. Amerika'da 1919-1932 yıllar arasında uyuşturucuyla nasıl ki şu anda devletler mücadele ediyor, Amerika o yıllar arasında 13 yıl içkiyi haram kılmış. Ama neticede tekrar eski haline döndürmüşler ve serbest bir şekilde içilen bir duruma gelmiş. Bu nokta gerçekten dikkat çekici bir noktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kör kütük sarhoş olan bir topluluğu içkiden kurtarıyor. Ve kanun kuvvetiyle değil, her tarafa adamlarını gönderip takip ettirerek değil, Allah'ın emrini insanlara tebliğ etmek suretiyle meseleyi bitiriyor. Ama aradan bir 14 asır geçmiş ve artık şu anda kıyamet alametlerinin de bayağı görülmüş olduğu bir dönemdeyiz. Dini hayatı yaşamada insanımızda kalite düşmüş. İnsanlarımızın pek çoğu dini noktada cahil bir hale gelmiş. Böyle olunca özellikle içki yasağı maalesef pek çok insanımız tarafından ihlal edilir duruma gelmiş. Ve belki de son 30 yılda Türkiye'de bu noktada çok şeyler değişti. Dünyada da çok şeyler değişiyor. Türkiye'de bundan nasibini aldı. Eskiden ülkemizde meyhane türü yerler çok çok azdı. Gece kulübü tarzında yerler çok çok azdı. Ama televizyonların yaygınlaşması, Batı dünyasında içkinin adeta çay gibi, kahve gibi tüketilmesi, filmlere bunun yansıması ve bizim insanımızdan da bir kısmının dini değerlerden uzak olması ve medyada da buna göre programların yapılması insanımızı içkiye adeta alıştırdı. Ve sadece içki değil, uyuşturucuya bile alışır hale getirdi. Böyle olunca şu anda yeni yetişen nesiller özellikle içki noktasında çok büyük bir tehlike üzere. Belki de arkadaşı ona ilk defa teklif ediyor. Yani şöyle bir iç kendinden geç, bunun tadına var diyor. Ama bir defa içtikten sonra da bunlar alışkanlık yapıyor. Ardından bir daha bir daha derken başka tatları, lezzetleri tatma noktasında biraz şundan biraz bundan derken bakarsınız ki o insan kör kütük bir sarhoş haline gelebiliyor. Halbuki böyle bir sarhoş dünyasını da harap etmektedir, ahiretini de harap etmektedir. Cenab-ı Hak hem bizleri hem nesillerimizi günah olan şeylerden muhafaza eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.